Olmaz Recep emmi. Baba yadigarı ekmek kapımı satmam. İrametli babanla seni askerdeyken anlaşmıştık biz. Senin dönmeni bekledik satmak için. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Buradan kazandığın parayla vergiyi bile ödeyemezsin. Babanın da hülyası buydu. Sat burayı, git İstanbul'a yerleş. Zaten köyde kimin kimsen kalmadı. Biraz düşünmeme izin ver Recep emmi. Hem benim gibi alıcı bulamazsın. Ne var düşünecek? 350.000 lira bu. Bu kadar parayı veren olmaz. Ben köyün bütün topraklarını satın aldım. Bir burası kaldı. Onun için ısrar ediyorum. Hele şu tapuyu bir görelim. Hadi dayan! Daha kuvvetli! Soğuktan donmak üzere! Nereden girdik Allah'ın belası bu yere? Ne bileyim ben, girdik işte! Ne yapacağız şimdi? Ne yapacaksak yapacağız! Bu yakınlarda bir tamirci bulursak paçayı kurtardık sayılır! Bakalım bari! Hadi! Ver şu çizmelerimi! Al! Çantamı da ver! Sana 3 gün müsaade. Düşün düşünebileceğin kadar. Hadi eyvallah. Bittim artık. Ben de öyle, kolay mı? Şuraya bak. Arabamız yolda kaldı. İçeri girebilir miyiz acaba? Tabii, buyurun. Hadi gel. Buyurun, oturun. Hava da kararıyor. Nereye gidebiliriz bu saatten sonra? Burada sabahlayabilir miyiz? Benim yatağıma tenezzül ederseniz burada kalabilirsiniz. Başka çaremiz yok. Buyurun. Buyurun, üstünüzü kurutun. Hasta olabilirsiniz. Thank you.
Teşekkürler. Sağ olun, çok mersi. Rica ederim. Hoşça kalın. Güle güle, iyi yolculuklar. Benzin koy, yağı da değiştir. Kendine gel, benzin taştı. Paralar için teşekkürler. İstanbul'a gelirsen borcumuzu öderiz. Not, bizi kime sorsan tanırlar, Hale ile Jale. Maalesef bozuk param yok. Sende var mı şekerim? Buyurun. İyi yolculuklar. Bye.
Biraz şekerli kahve yap bana. Biraz şekerli yap. Ateşini verir misin hemşerim? İki demli çay yap. Tamam abi. Ahbap, daha yakmadın mı? Ha. Ya sigaram yok ki yakayım. Ama sen istiyorsan bir tane cebinden yakarsın. Biliyor musun abi? Şu kahve sigarasız gitmediği gibi sigara da kahvesiz gitmiyor. Yani bunun yanında bir de kahve ısmarlarsan yok mu yani? Peki, söyle. Yaşa! Lan parlak, yap bir mektepli! Bardakta olsun ha! Oldu abi! Buralarda görmedim seni, yabancısın galiba. Öyle. Bir derdin var senin? Var. Hı? Nedir? İki kadını arıyorum. Bir tavla ver! Koca İstanbul'da iki kadın! ne oldu ki? Yoksa tokatladılar mı seni, ha? Öyle gibi bir şey. Adları ne? Biri Hale, diğeri Jale. O biçim kadınlar. Tamam, kolayı var. Nedir o? Benim bir arkadaşım var. Böylelerinin hepsini tanır. Sahi mi? Şimdi gitsem adreslerini alır, hemen gelirim. Ama parasız yapmaz bu işi. Yüz kağıdını alır. Tamam, oldu. Adresi bul, yüz kağıdın hazır. 5 dakika sürmez, bekle, hemen geliyorum. Bir iki ver, üç ay yer. Ulan kimin adresini yazmalı be? Tamam, bizim Gönül'ün adresi. Tatavla Caddesi, Tatavla Sokağı, Tatavla Çıkmazı, numara Tatavla Taksim, Tatavla. Hey Allah! Oldu be! 100 kağıt cebimizde. İşte bu. Bunları bekletmeye gelmez, hemen içelim. Üçüncü kat. Hiç çekinmeden zili çal ve kimi istediğini söyle. Hop! Arkadaş yüzlüğü bekliyor. Götürmezsem kellem uçurur. Eyvallah! Buyursunlar paşam. Kimi arıyorsunuz? Hale ile Jali. Anladım. Buyurun, buyurun. Siz şöyle oturun biraz, ben şimdi Hale ile Jale'yi getiririm. Hani Hale ile Jale neredeler? İşte. Biri Hale, biri Jale. Burada bir arkadaş vardı. Kim? Biraz evvel beraber oturuyorduk. Ha, Rıza mı? Kaçları mı tokatladı? Selam! Hatırın kalmasın, sana da selam! Şöyle güzel bir masa donatalım be kardeşim! Parayı peşin almadan zırnık vermem! Eski hesaplar duruyor buraya! Biraz önce yollayacak bir inayı yarasadım! Yok! Önce masayı donatalım, sonra paraya konalım! Hadi bakalım, şöyle sota bir yer olsun! Hey, bana bak! Thank you.
Ateşini verir misin abi? İyi dövüşüyorsun. Nereden öğrendin bunları? Askerde komandoydum. Ben de bir zaman... Ben pis adamın biriyim. 100 kağıdını çarptım senin. Bir zamanlar buralarda benim de bileğimi biken yoktu. Ama İstanbul burası, aslanı kediye boğduruyorlar. Parasızlık bu, sen anlayamazsın. Ama boş ver, ben seni anlıyorum. Bulacağız onları. Nasıl bulacağız? Ben şeytana parmak atmış adamım. Buraları benden daha iyi bilen yoktur. Geçen sefer Galata Kulesi'ni satmıştın. Şimdi de Beyazıt Kulesi'ni mi? Ne yapalım komiser bey abicim? Kız Kulesi'ne müşteri bulamadık ki. Geç şöyle. Gene mi tavuk çaldın? Ne yapalım? Doktor her sabah taze yumurta içeceksin dedi. Bu memlekette taze yumurta başka ne türlü bulunur komiser abicim? Geç! Niye çaldın kadının çamaşırlarını? Çalmadım be abicim. Yağmur geliyor, çamaşırlar kurumuş. Toplayalım, sevaba girelim dedik. İyilik de yaramaz ki. Geç şöyle. Yan kesiciliğe devam ha? Namussuzum değil be abicim. Otobüste elimi cebime sokmuştum. Bir baktım cüzdan. Aldım cüzdanı, bu cebime soktum. Meğer başkasının cebine elimi sokmuşum ben. Geç şöyle. Niye dövdün adamı? Abicim, herif kız kardeşime küfür etti. Benim kız kardeşim yok ama küfür küfürdür. Atın bunu da! Kimseden davacı değilim, kimse de benden davacı değil. Çık! Gene mi sen? Valla komiser amca, bizimkiler küçük işleri ya. İzin verin de ben de çıkayım hanım. Hadi bakayım, çık çık! Bırak hadi istemez, çık! Eyvallah! 18 yaşını bitirmemiş kızı iki gün evde alıkoymaktan... Sen hiç merak etme! Kuş olup ustalar elimizden kurtulamazlar. Onları muhakkak bulacağız. Hele bir otele yerleşelim. Otelde yürümez bu iş. Pansiyon tutmak lazım. Emlakçıya bir yüzlük toka ettik mi yuvamız çiçek. Bu da öteki yüzlüğe benzemesin. Yo, dost olduk artık. Hem ben de bundan sonra senin sayende sıcak bir yatak yüzü görürüm. Kahvede buluşuruz. Eyvallah! Evim bu civarların en güzel pansiyonudur. İstanbul'u karış karış dolaşsanız, bundan iyisini bulamazsınız. Hani ne derdi Fransızlar? Savoir vivre. Anlamadım. Ne dedi? O dediğinden dedi. Salağın biri dedi. Bilmiyor musun? Kirası 2000 lira. Ne? 2000 lira mı? Abi ateşini ver ya. Ey Allah ya. 2000 lira çok para mı? Sizin gibi şeker cici çocuklar olmasa... Buranın kirası 4000 lira. Aa, tabii tabii ucuz ya. 2000 lira ucuz. Vallahi bedavadan ucuz be. Tamam tamam oldu. Ne yapalım? Pekala. Yalnızlıktan sıkılırsan bana gel. Yukarı kattayım. Güzel çocuksun. Belki bu yüzden kira daha da ucuzlayabilir. Sana kesildi. İstersen hemen başlayalım kirayı ucuzlatmaya. Boş ver, işimize bakalım. Haklısın. Hey be! Şu Allah'ın işine bak! Nihayet yıllar sonra sıcak bir yuvaya kavuştum. Hey! Nerede köprü altı, nerede burası? Biliyor musun abi? Bu senin yüzünden oldu. Ben de bundan sonra sana sapına kadar arkadaşlık edeceğim. Hatta kardeşlik. Kalp kalbe karşıdır. Ver elini. Tamam, serserilik bitti. İşe başlayacağız. İşe nereden başlayacağız? Ee,
Bu tip kadınları karanlık yerde ele geçirebiliriz. Nasıl karanlık yerler? Göreceksin. O tip yerler öyle karanlıktır ki sonu da hep uçurumla biter. Anlıyorum. Neyse, bırakalım şimdi bunları. İşe bir pavyondan başlayacağız. Melim ya, alışkanlık. Sumanya. Peki, bu kızların evi barkı yok mu? Nasıl gelirler buraya? Bak şimdi, şu sarışını görüyor musun? Evet. Yanında dans eden esmer kızın evinde kalacağım diye izin almış. Esmer'e de sarışının evinde kalacak diye ailesi müsaade etmiş. Sabaha karşı pavyon kapanırken gidecek yerleri yok. Buranın devamlısı garson yeri olan zengin çocukları var. Onlardan ikisi bu kızları götürecekler. Yani bu taze kızlar sabaha karşı kafanın elinde kalacak. Bak, şu masada kader ağlarını yeni bir kurbanın üzerine örmeye başlamış. Kız kafayı bulduktan sonra moruğun evine yollanacak. Sabah olunca ne olduğunu anlayacak ama ilk düşmanlar annesiyle babası olacak. Onu evden kovmakla fahişe layıkmış olacaklar. Peki şu? O mu? O tokadı yemiş ama daha yeni. Birkaç gün ağlayacak haline. Ağlayacak ama sonunda para galip çıkacak. Bir süre sonra yeni işinden para kazanmaya başlayınca bu hayat ona gayet normal gelecek. Bak şu ustalaşmış artık. İşinin erbabı. Aslında o masada kurban kadın değil erkek. Sabah uyandığında cebinde metalik bulamayacak. Bak, biri sana kesildi. Gözünün içine bak biraz, az sonra işareti çakacak. Hadi durma, gişe açıldı, bileti gidişleri şu al. Hadi lan, hadi lan! Hey, yerine! Kısmete bak, kaşığıma sen düştün. Hop, tamam. Şipun işi geldim. Hadi yavrum, dans edelim. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Tara tanga, umbusa tanga, ne sama kosa. Ni kato. Liranı alırım. Bu ne? Çocuğum, sık sık ağlar böyle. Sen bir anamsın. Bu işi nasıl yaparsın? Ne yapalım yani? Doğmuş oldu bir kere. Onun büyümesi benim de yaşamam lazım. Orospuluk yapmasan olmaz mı?
Hanginiz karşılıksız bir şey veriyorsunuz? Hangi erkek becermediği kadına yardım eder? Sevdiğin biriyle evlenip yuva kursaydın. Bu çocuğu da karnıma sevdiğini zannettiğim biri bıraktı. Yok, çocuklu çıktı. Asabım bozuldu. Benimki de kül tablası çıktı. Anlamadım. Ya anlasana, bastır Ankara gücü çıktı. O ne demek o? Ben yetmezmişim gibi finalde sigara bastırıyor. Aa! Gene bir şey anlamadın ya. İşte böyle. Deminkiler kapanın elinde kaldılar. Bu çocuklar bu akşam filiz yiyecekler. Yarın başkaları gelecek, öbür gün bir başkaları. Ve devran böyle devam edecek. Büyük kentin kanunu bu. Gelelim bizim işe. Oh, hiç merak etme, o kızları mutlaka bulacağız. Siz kimi arıyorsunuz? İki kadını. Ha. Tamam. İstanbul'daki bütün kadınların dosyası bende. Buyurun. Yarın bana gelin. Adamını bul. Siz paradan haber verin. Paranız varsa Liz Taylor'u bile ayağınıza getiririm. Şu ikisi. Ha. Bunlar nezahatta çalışırlar. Cihangir, sorma gir sokak. Numara 500 kağıt. Yürü bakalım. Peki. Merhaba. Merhaba şekerim. Ateşini verir misin abi? Çattı. Tanıdık birine rastladık nihayet. Öyleyse tahkikata başlayamam. Evet, tahkikatın derinine inelim. Hala muz yemeye devam mı? Sizi bir yerden hatırlıyorum. Öyleyse tamam. Gelin bir daha hatırlayalım. Şekerim, biz de tahkikatın en derinine inelim mi? İnelim hayatım. Şu ateşini verir misin? Veririm hayatım. Bunları tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Şey, daha yeni de ondan.
Hayvan beşe! Ulan sıra sende! Bizimkiler, nasıl bulacağız onları? Şimdi onları muayeneye götürürler. Biz de hastanın önünde araklarız. Buyurun, arabanız hazır. Neden? Polis misiniz? Bir nevi öyle gibiyiz, buyurun. Yo, arkadaş hiç şakayı sevmez. Şöyle geç otur. Sen nasılsın? İyiyim. Hop! Hiç rahatınızı bozmayın, çökün bakayım! Yeter! Yeter! Yeter artık! Söyle, niye attınız bu kazığı bana? O parayla senetlerimizi kurtaracak. Ne senedi? Bu işe başlarken bize bir takım senetler imzalatırlar. İstedikleri zaman, istedikleri miktara çıkarabilecekleri bir senet. Öyleyse niye bu işi seçtiniz? Niye namuslu bir iş seçmediniz? Bazı insanlar kaderlerini kendileri çizemezler. Benim kötü kaderim çocukluğumda başladı. Kader bana düzensiz bir ailenin çocuğu olmayı nasip etmişti. Bütün gün poker oynayan annem benimle ilgilenecek vakit bulamamıştı. Babamın ilgisi ise ara sıra vurduğu tokatlardı. Sıklaşan kavgaları beni onlara karşı korkak etmişti. Beş yaşında bir çocuğun dünyası hıçkırıklarla doluydu. Bu hıçkırıklar ben büyüyünce sessiz gözyaşlarına dönüştü.
annemle babamın kavgaları devam ederken ben artık onlardan kopmuş, dışarıya itilmiştim. Dışarıdaki hayatımda peşimde daima bir genç vardı. Ama ben o konuda da kararsızdım. Babam her gece sızana kadar içen bir alkolik olmuştu. Birbirleriyle ilgilendikleri yoktu ki benimle olsun. Sanki ben yoktum. Annem babamdan sadece yatakta ilgi beklerdi. Ama cevap alamazdı artık. Peşimdeki genç kene gibi yapışmıştı. Nereye gitsem peşimi bırakmıyordu. İşte böyle günlerden birinde feleğin ilk şamarını annemden yedim. Peşimdeki gençten başka yakınım kalmamıştı artık. Ben de ona terslik gösteremiyordum. Bir gün eve geç dönmüştüm. Babam her zamanki gibi sızıp kalmıştı. Feleğin ikinci şamarı da annemden geldi. Birkaç gün önce yanında gördüğüm genç, şimdi yatağındaydı. Ve babam evdeyken. Babamı boşuna uyandırmaya çalıştım. Şamara yanağımı kendim uzattım. Biliyordum, bu genç emeline nail olduktan sonra bir daha görünmeyecekti. Ama karşı koyamadım. Zaten ondan sonra yatağıma giren erkekler hep aynıydı. Şimdi sayılarını bile unuttum. Söyle bakalım, sen ne anlatacaksın? Ben bir üniversite talebesiydim. Sınıf arkadaşlarımla beraber tuttuğumuz bir pansiyonda kalıyorduk. Bütün suçum, pansiyon arkadaşlarım gibi zengin çocuğu olmamamdı. Akşamları okuldan çıkarken, arkadaşlarımı flört dedikleri erkek arkadaşları karşılardı. Eğlenmeye giderlerdi her gece. Ders çalışmaya vakit bulduklarını sanmıyorum. Ama gene de benden iyi not alırlardı. Ben ders çalışırken, geç vakit döndüklerinde nasıl eğlendiklerini ballandıra ballandıra anlatırlardı. Ama ben onlara uyamazdım ki. Ailemden gelen parayla karnımı zor doyuruyordum. Onlar zengin çocuklarıydı. Ailelerinden bana gelen paranın 10 misli gibi. Benim de gelmem için ısrar ettiler. Ben parasızlığı bahane ederek epeyce karşı koydum. Ama sonunda onlar galip çıktı. Onlarca her masada hesabı ödeyecek bir erkek bulunurdu. Aleme ilk adımım kolay oldu. Hoşlandım da. Diğer kızlar gibi eğlenebiliyordum ben de. Dans ettiğim gençler daima hesabımı ödüyorlardı. İçki de başladı bu sıra.
içtikçe neşeleniyor, neşelendikçe de kahkahalar atıyordu. Alkol ve kahkahalarımın süslediği pembe dünyam, ki gece yatağımda simsiyah oldu. İlk nasip olduğum erkeğe karşı koyacak gücüm yoktu. Sabah uyandığımda felaketi anladım. Ama iş işten geçmişti. Arkadaşlarıma anlattığımda gayet normal karşıladılar. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Onu takip eden alkollü gecelerde de yatağıma giren erkekleri hatırlayamadım. Sayıları gittikçe artıyor. Ailem reddedince o yolun son durağına kadar geldim. Bu işten para kazanıyordum artık. Para biriktirince kaçıp kurtulacağımı sanıyordum. Ama bu işin de bazı teşkilatlar tarafından idare edildiğini bilmiyordum. Sonunda beni de azalığa kabul ettiler. Kahkahalarla başlayan pembe dünyam hıçkırıklarla devam ediyordu. İşte böyle abicim. Her fahişenin masum bir hikayesi vardır. Bir sen kaldın. Anlat bakalım. Ben bir fabrika kızıydım. Yalnız yaşardım. Çünkü kimsem yoktu. Fabrikadan aldığım maaşla geçinmeme imkan yok. Fakir mahallemizde herkese borç para veren bir tefeci vardı. Ondan ben de borç almaya başladım. Her ay borcum biraz daha arttı. Öyle bir gün geldi ki faizleri ödeyemeyecek hale geldi. Faizci parasını istiyordu. Yahut da beni. Teklifi duyunca ne yapacağımı şaşırdım. Yalvardım, yakardım ama para etmedi. Yeni mesleğime cesaretle atıldım. Peki be kızım, bacak kadar boyunla sen ne arıyordun oralarda? Ben fakir bir köylü kızıyım. Annemle beraber çapaya giderdik. Filmlerde İstanbul'u gördükçe orada olmaya, oradakiler gibi giyinmeye heves ederdim. Günün birinde kaçtım İstanbul'a. Meğer büyük şehirler, filmlerde görüldüğü gibi değilmiş. Allah'a şükür ki siz yetiştiniz. Merak etme,
Bundan sonra sana kimse sataşamayacak. Köyüne git, namusunla yaşa, namusunla evlen. Rıza abi! Tasalanma sen. Kendi elimle otobüsüne bindireceğim. Hadi bakalım bızdık. Namuslu yaşamak ister misiniz? Hangi kadın namuslu olmak istemez? Ama başaramayız. Başarırız. Bana yardım ederseniz başarırız. Bırakmazlar. Bizim namuslu olmamıza izin vermezler. Azmin elinden bir şey kurtulmaz el ele verirsek. Bilmiyorsun. Buraları bizim kadar iyi tanıyamazsın. Bizim içinde bulunduğumuz batak seni de boğar. Ben kendime güveniyorum. Ama karşındaki kuvvetin büyüklüğünü bilmiyorsun. Bizi kurtarsan bile alnımızdaki bu lekeyi silemezsin. Her beraber oluşta senden evvelkileri düşünmeden edemezsin. Bize takılan çelmeler seni de yere vuracak! Yeter! Haklısın. Sözüm sana değildi zaten. Kabadayılık yaparsın ha! Demek o zibidi sizi kurtaracaktı, öyle mi? Olabilir. Demek parayı ödeyip senetleri geri alacaktı. Bu da olabilir. Lahana turşusu yiyen periz yapamaz. Buna lüzum var mı? Ne olur ne olmaz. Bulunsun yanımızda. İyi bir dosttur. Sen? Benimki Zula'da. Kesin salatayı! Bizim mahallede salyangoz satılmaz. Verdiğimiz ders yetmedi galiba. Efendi efendi gidecek misiniz? Yoksa biz mi çöp sepetine atalım?
Kararınızı çabuk verin, makineler sabırsızlanmaya başladı. Bitti bu iş artık. Bu
polisler! Başımız derde girmeden kaçalım. Arka kapıdan. Öyle mutluyum ki seninle olmak, namuslu yaşamak, bundan sonra sadece sana ait olmak, çocuklarımı senin için büyütmek ve sadece kocama ait bir vücuda sahip olmak, bütün kirlerden arınmak, ne güzel. Eşarp bağlayıp şalvar giymek, bahçedeki çiçekleri yetiştirmek, senin için tarlada toprakla didinip uğraşmak. Akşam eve döndüğünde sen ve çocuklarımla bir sofrada yemek yemek, annemin bana söylediği ninileri çocuklarıma söylemek, onları dizlerimde uyutmak. Tanrım, olacak mı bütün bunlar? Söylesene, niçin susuyorsun Metin? Cevap versene! Cevap versene Metin! Aman Allah'ım, kahretsin!